İsmim Mesut Bozdağ, gazi polis memuruyum, bomba imha uzmanıyım. 49 yaşındayım, evliyim, 3 tane çocuğum var. Devletin bu sürecinde evde oturup da boş durmaktansa bir maske dikmeye başladım. Kendi elimden gelen bir beceri. Bu diktiğim maskeleri de sağ olsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz var. Nevzat Müdürümüze götürdüm. Şu anda onlar, Nevzat Müdürüm bana maske temin ediyor. Kumaş temin ediyor, lastik temin ediyor malzemesini. Ben dikip kendilerine teslim ediyorum. Gönüllü olarak? Gönüllü olarak. Herhangi bir maddi manevi bir beklentim yok. Evet. Dikiş dikmeyi bilmiyordum. Ben geçen sene bir markette bu makineyi gördüm. Aldım. Kurcalaya kurcalaya öğrendim. Bir buçuk seneye yaklaştı makineyi alalı. Kendi kendime dikiş dikmeyi öğrendim. Bu süreçte ülkemizde bu hastalık ayağa başlayıp da millet maske bulamıyor olunca ben kendi paramla maskeli kumaş buldum İstanbul'da birinden. Bursa'dan lastik buldum. Bunları dikip vatandaşa dağıttım. Tanıdığım, tanımadığım herkese dağıtmaya başladım. Bu dağıtırken de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze de götürdüm. Aşağı yukarı 300-500 tane yakın. Onları da verdim. Onların da sağ olsunlar, duygulandılar. Hoşuna da gitti. Oradaki yetim çocuklara, şehit gazi ailelerine, işte kurum personeline verilmek üzere nerede ihtiyaç duyulursa diye. Çünkü ülke genelinde böyle bir sıkıntı vardı o tarihte. Ben böyle bir şey yapmaya başladım. Gönüllü olarak da maske geldiği sürece ya da kumaş verildiği sürece de elimden geldiğince de devletime, milletime hizmet etmeyi istiyorum. Kumaş malzeme olduktan sonra günlük 300-500 çok rahat dikebiliyorum. Kumaş 4000 maskeyi buldu, biraz da geçti herhalde. Şırnak Cizre'de görev yaparken 2015 yılı 12. ayın 27'sinde yılbaşına 3 gün vardı. Askeri eğitimli bir operasyonda bombaya müdahale ederken sağ omzumdan vuruldum. Daha sonra üzerime roket atıldı. İşte 2017 yılında da gazi oldum. Resmi evraklar tamamlandı. Devlete hizmete devam ettiriyorsunuz. Elimden geldiğince yani Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi biz bize yeteriz. Ben de böyle bir şeyle devletime, milletime katkıda bulunmak istiyorum. Faydam oluyorsa da ne mutlu bana.